Bir de susuzluğunu da kontrol altına alırsa açlığını da kontrol altına almış olur. Hı hı. Ramazan ayında kişilerin en büyük korkusu aslında nedir? Aç kalmak ya da susuz kalmak. İftar ve sahurların, iftarla sahur arasını düzgün bir şekilde planlayabilirse kişiler hiçbir şekilde zaten açlık ve susuzluk yaşamazlar. Bu noktada önemli olan şey iftardan başlayalım anlatmaya isterseniz. İftar dediğimizde kişinin aslında ikiye bölmesi gerekiyor. Bütün gün boyunca dinlenen vücudu, sindirim sistemini aniden bir yemekle, ağır yemeklerle yormamamız gerekiyor. Bu nedenle ikiye bölelim diyoruz ve çorbayla, iftar yediklerle başladığımız, suyla başladığımız iftarımıza bir 10-15 dakika en azından, çünkü daha uzun süre yapmak belki kişilere ağır gelebiliyor ama en azından bir 10-15 dakika mola verirse kişi sonrasında ana yemeğine geçebilir. Bu yemeklerde mutlaka aslında haftalık planlama yapabilirler. Özellikle bugünlerde alışveriş problemi de yaşıyorsa kişiler mutlaka haftalık Ramazan beslenmesi menüleri uyarlayabilirler kendilerine ve eksik beslenme yapmamış olurlar. Besin öğesi eksikliği yapmamış olurlar. Onun dışında iftardan sonra dediğimizde kişiler genelde hamur işlerine, tatlılara yönelebiliyor. Ancak ertesi gün içerisinde susamalarına neden olabiliyor bu durum. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda iftarda su tüketimi bizim için evet çok önemli diyoruz. İftar sonrasında çok önemli diyoruz. Ama kişiler tam olarak suyu nerelerde ne kadar tüketmeleri gerektiğinde kargaşa yaşayabiliyorlar. Bu noktada önemli olan şey suyu yavaş içmek, soğuk içmemek. Havalar yavaş yavaş ısınmaya başlıyor çünkü. Soğuk içilmemesi, yavaş içilmesi ve mutlaka oturarak içilmesi gerekiyor ki vücudumuz suyu iyi bir şekilde kullanabilsin. Yoksa hızlı bir şekilde içilen su vücudunuzu hızlı terk ediyor ve siz yüksek miktarda su içtiğinizi zannetseniz bile ertesi gün susuzluk yaşayabiliyorsunuz. Aynı zamanda sahurda da buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bazen kişilerden duyabiliyoruz. Sahurda 2 litre su içiyorum. Ancak o 2 litre içilmesi değil, gün içerisinde 24 saatte ihtiyacı olan suyu elektif bir şekilde kişinin içebilmesi bizim için önemli ve vücudun kullanabilmesi önemli. Aynı zamanda lifli gıdalar ertesi güne kişinin acıkmasını önleyecek gıdalardır. İyi bir şekilde sahurda aslında yumurtadan faydalanabilirler. Protein içeriği yüksek. Dediğim gibi lifli gıdalardan faydalanabilirler. Nedir bunlar? Ekmeklerini tam tahıllara çevirebilirler. Beyaz un dediğimiz, beyaz ekmek dediğimiz basit şekerli ekmekler kişilerin ertesi gün acıkmasına ve kan şekerine dengesizlikler yaşamasına neden olurlar. Aynı zamanda susuzluktan bahsedecek olursak sahurda çay kahve tüketimi de çok fazla olabiliyor. Çay tüketimi ya da geceleri uzun uyumadan geçiren kişiler kahve tüketimini çok fazla yapabiliyorlar. Bu noktada çay ve kahve içmeleri bizim için ertesi gün susama sıkıntısı yaşatabilir. Çünkü çay da kahve de diüretik içeceklerdir. Yani vücudumuzdan suyu attırırlar. Bu nedenle mutlaka çayı ve kahveyi tükettiğinde kişilerin bir bardakta suyu tüketmesi gerekir. Aynı zamanda çay ve kahvenin de tabii ki miktarına dikkat etmeleri gerek. Koş, bak, bilmiyordum şeyi. Evet.